Merhaba, nasılsın? Nasıl geçiyor haftan? Nasıl geçiyor günlerin? Bu kanala yeni geldiysen ben Mora Hümeyra. Bu kanalda kendi yolculuğumda öğrendiklerimi, deneyimlerimi, bilgilerimi aktarıyorum ve senin de dönüşüm yolculuğuna ışık tutmasına niyet ediyorum bu deneyimlerin. Çoğunuzun bildiği üzere bir süredir Meksika'dayım. Burada ne yapmaya geldiğimi merak edenler oluyor. Buraya hiçbir şey yapmaya gelmedim. Buraya yaşamaya geldim. Bu videoları size Türkiye sınırları içerisinde bir yerden çekeceğimi, bir süredir kendileriyle birlikte kaldığım ailemin evinden çalışacağıma, Meksika'dan çalışıyorum. Bu kadar basit. Aslında otantik işimi kurarken, yani kalbimin işini yapma niyetiyle yola çıktığımda en istediğim şeydi dünyayı gezerek çalışabiliyor olmak. Kimileriniz benim geçmişimi biliyor, kimileriniz bilmiyor. Ben aslında üniversitede mühendislik ve fizik okudum. Fakat daha öncesinden beri ben teknoloji konusunda çok inek bir insanım. Babamın mesleği de IT ile alakalı ve çocukluğumdan beri bilgisayarla, internetle çok iç içe bir tipim. Bu yüzden ben bütün dünya remote çalışmaya geçtiğinde pandemide çok rahatladım. Çünkü normalinin bu olması gerektiğini düşünüyordum. Ofise gitmek veya günde belli bir saat bir yerde oturup çalışmak bana çok anlamsız geliyordu. Çünkü annem de babam da memur ve bütün hayatım onların hayatına şahit olmakla geçti. Herhangi bir memur değil, yani ikisi de askeri kurumlarda çalışıyor. Dolayısıyla onların çalıştığı yerle bizim evimiz hep aynı yerlerdi ve ben onların bütün iş hayatına şahit oldum. Yani sabah evden çıkıp akşam eve geri gelen ve gidip uzaklarda bir iş yapan bir annem ve babam yoktu. Ben de onların bütün hayatlarının içerisindeydim. Çoğunlukla ikisi de birbirlerine yakın yerlerde çalışıyorlardı. Yani fiziksel olarak yakın olmasa bile aynı ortamlar, aynı insanlar, aynı muhabbetler. Dolayısıyla bu 9-5 çalışma sisteminin çok içime işlediği ve beni çok sıkıştırdığı bir yerdeydim aslında. Ve benim ilk işim bir yazılım şirketiydi. Ve çoktan uzaktan çalışmaya geçinilen bir dönemde ben çalışmaya başladım. Evet, zorlukları vardı ama şu açıdan insanların mentaliteleri ve yaşları açısından çok rahat ediyordum. Çünkü bakış açısı şeydi, yani işi bitirmen önemli. İstiyorsan gündüz çalış, istiyorsan gece çalış. Hani illa gel de ofise çakıl yapmıyorlardı ve ben bunun dışında hiçbir sistemde rahat edemeyeceğimi kesin bir şekilde anladım. Ve sonra neden rahat edemiyor olduğumu da aslında kendimi, sinir sistemimi, enerjimi tanıdıkça daha rahat çözdüm. Şimdi ben 26 yaşındayım, 97 doğumluyum. Benim yaşlarımdaki, bunun biraz aşağısı, biraz yukarısı, hatta full yukarısı diyelim yani 97'den sonra. Biliyorsunuz ki bizim neslimizin olayı, yani ADHD nedir? Dikkat dağınıklığı. Aslında bu bir, hani teşhis olsa bir hastalık diye bakılsa da, daha önce bununla ilgili görüşlerimi daha detaylı açıklamıştım. Bizim enerjik yapımızın çalışma sisteminden kaynaklanıyor bu dikkat dağınıklıkları. Veya nedir? İşte şunlar bir paket olarak geliyor ya genelde. Procrastination, erteleme, anksiyete, yeme bozukluğu, depresyon, sonra ADHD, işte dikkat dağınıklığı, DEHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Yani bunların paket olarak gelmesinin bir sebebi var. Enerjetik de sebepleri var. Bunu çok yakın zamanlarda yaptığım Kaygısız Sabahlar atölyesinde çok detaylı bir şekilde açıkladım. Bu arada sabahlara böyle kafanız kazan gibi uyanıyorsanız diye. Çünkü benim kendi uyanışım, yani uyanışım demeyeyim, kendi dönüşümüm, tamam mı? Bununla başladı. Yani o her sabah uyandığımda diye uyandığımı fark etmemle ve bunu dönüştürme yollarını aramakla başladı. Bunlar hastalık diye nitelendirilip tedavi edilmeye çalışılıyor ama aslında içinde yaşadığımız sistemin bizim sahip olduğumuz yaşam enerjisini en verimli şekilde kullanabilmemize uygun bir şekilde dizayn edilmemiş olmasından kaynaklı
yaşanılan durumlar ve açığa çıkan semptomlar. Yani neden özellikle bu nesilde daha fazla? Çünkü daha önce defalarca bahsettiğim üzere dünya kolektifi olarak bir geçiş sürecindeyiz. Bilincimizin daha farklı bir algı seviyesine sıçraması ve var olan paradigmanın kırılarak yerine yenisinin gelmesi döneminin tam ara geçişindeyiz ve bu ara geçiş oldukça emek istiyor enerjetik ve ruhsal açıdan. Bu enerjetik emeği verebilecek, bu dönüşümde kaldıraç etkisi yaratabilecek, bu yıkım ve yeniden yaratım olurken buraya ışık indirip burada ışığı tutabilecek ruhlara ihtiyaç vardı. Yani o yüzden dünyada bu şekilde olan ruhların sayısı çok fazla ve tahmin edebileceğiniz üzere bunlar daha çok belli bir yaş aralığında insanlar. Birkaç nesil var dediğim gibi, yani şu an annemiz babamız olan insanlar da buna dahil aslında, ama daha ağırlıklı olarak şu anki tam böyle yetişkin kesimi oluşturanlardan başlamak üzere, hani 30-45 diyelim. Bunun da altı, işte hani 30'un da altı, daha da böyle açılarak giden bir orada yelpaze var. Ve bu kişiler zaten dünyada şu anda ağır olan bu materyale tutunma, hayatta kalma bilinci, survival, kıtlık bilinci, yani bu paradigmaları yıkıp yerine bolluk bilincini, barışı, kalp frekansını, bunları getirmek için zaten burada oldukları için daha hafif frekanslarda ruhlar, daha hafif frekansları daha kolay bedenleyebilen ruhlar. Hafif frekanslar dediğim şey de ne oluyor? Üst çakralar oluyor aslında. Bizim toplam 7 adet çakramız var ve bunu ben şöyle söylüyorum. Hani beyaz ışık prizmadan geçtikten sonra 7 renge bölünüyor ya, tamamen aynı şey. Bizim sahip olduğumuz yaşam enerjisinin fraksiyonlara ayrılmış. Bu yüzden hani o her gördüğümüz rengin aslında aynı ışığın ve aynı enerjinin farklı bir niteliğini çalıştırdığı bir sistem, yani çakralarımız olması nihayetinde bizim yaşam enerjimizi kollara ayırıyor diyelim. Farklı konulardan sorumlu hale getiren bir prizmayız aslında bedensel olarak. Ve bu prizmanın üstteki 3 renk veya 3 çakra, alttaki 3 renk veya 3 çakra materyal ve na materyal olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bu iki üçlünün tam ortasında duran kalp çakrası da aslında madde ile mana arasındaki tam köprünün kurulumudur diye biliyoruz. Bu yüksek enerjili ruhlarda üst çakralar biraz fazla aktif çalışabiliyor ve tam tersi alt çakralardan bu ruhlar çok haz etmeyebiliyor. Buralar dengesizleşebiliyor. Tabii ki haz etmemek mecaz, yani lafın gelişi. Ay yok, ben bu çakraları hiç sevmedim bir yerden değil. Bu ruhların birçoğunun çok fazla dünya deneyimi yok. O yüzden dünyayı ve materyale ait olanı temsil eden yerlerde dengesizlik yaşama ihtimali yüksek oluyor. Bu ruhların en basitinden bir örnek vermem gerekirse, bizim haz alma mekanizmamız bozulduğunda bağımlılıklar oluşuyor. En basitinden dopamini düşünebilirsiniz. Biz gerçek, tensel, duyusal olarak haz alamadığımızda veya anın içerisinde duramadığımızda sürekli bir şeylerden daha hızlı keyif alıp ödül mekanizmasını aktive etmeyi tercih edebiliyoruz ki bu uzun vadede bağımlılık yaratıyor. Niye? Çünkü o tam böyle bedenin içerisinde mevcut var olarak alınan bir haz değil de bedenin içerisinden kaçarak alınan bir haz birazcık. O yüzden ne oluyor? İşte bizim hayattan keyif almakla ilgili olan sakral bölgemizde dengesizlik oluşuyor. O yüzden bu başta saydığım pakete genelde bağımlılık koyabiliyoruz, değil mi? Bu bozukluklarla birlikte çeşitli bağımlılıklar, şeker, çikolata yemek, uyuşturucu, dizi izleme, her şey gelebilir aklınıza. Orada bir tatmin mekanizmasında sanki kol bozuluyor, değil mi? On-off tuşuna bir şey olmuş gibi oluyor. Ne yapsak tatmin olamıyoruz hissi. Yani çok basit bir örnek, işte bu sakral çakranın dengesizleştiği anlamına gelebiliyor. Aynı şekilde çok hassas ruhlarsak sinir sistemimiz çok hassas oluyor. Bu ne demek? Bayağı vücudumuzdaki fiziksel sinir sisteminden bahsediyorum ki bu bizim aslında ruhsallıkla bağlantımızı anlatan bir yer. Sinir sistemimizin nasıl çalıştığı.
sinir sistemi kaç savaş modunda işlediği zaman biz çok dengesizleşiyoruz örneğin. O yüzden kendimizi güvende hissetmediğimiz zaman mental bozukluklara meyilli oluyoruz. Hassas ruhların işte sinir sistemi hassas ne demek? Kendilerini güvende hissetmemeye çok meyilliler ve hemen kapanmaya meyilliler demek. Ve biz kendimizi güvende hissetmiyorsak herhangi bir sebeple, mesela kalabalık yerlerde olmak hızlıca sizde anksiyete yaratabiliyorsa, bu ne anlama gelir? Kök çakramızda aslında bir dengesizlik anlamına gelir. Gibi gibi gibi. Bu çakralarla duyguların ve hallerin bağlantısını da ezberden bir yerden söylemiyorum. Bunların gerçekten nasıl çalıştığı uzun tefekkürlerle, pratiklerle, hayatın içerisinde kendinizi ve derin inançlarınızı gözlemle rahatlıkla anlayabileceğiniz şeyler tabii ki birazcık zaman alabiliyor. Bunları daha detaylı öğrenmek isterseniz Kaygısız Sabahlar atölyeme bekliyorum. Bu atölyenin ismi yakında muhtemelen değişecek bu arada. Çünkü hani sabah kalktığımda anksiyete hissettiğim kendimi dönüştürdüğüm süreçte edindiğim bilgeliği ve oradan süzdüğüm şeyi aslında anlatıyorum. Ama çok daha derin ve ezoterik bir bilgeliğe doğru gitti bu. Neden? Çünkü aslında anlattığım şey bizim bu yaşam enerjisini dengeli kullanamadığımız yerleri bize gösteren ve dengeli kullanabilmek için neler yapmamız gerektiğinin anahtarını veren bir yer. Ve ben şu an aslında bu şekilde buradayım. Bu şekilde bu nereye gidersem gideyim çalışabilmek istiyorum. Bir yere bağlı kalmak istemiyorum. Hayatta kalma bilincinde olmak istemiyorum. Yani hayatı yaşama ve kendimi gerçekleştirme bilinciyle hareket etmek istiyorum. Bu niyetlerle yola çıkışımın İlk ve muhteşem bir tezahürünü şu anda yaşıyor olmam, gerçekten bu enerjinin burada nasıl çalıştığını anlamam sayesinde oldu. Kendi alt çakralarımı tanımaya başlamamla oldu. Çünkü bir noktadan sonra şunu fark ettim. Gerçekten benim o kozmik olanla bağlantım, kanallık kabiliyetim, yani ilham alabilmem veya çok teşekkür ederim hepinize, yorumlara bazen yazıyorsunuz ya, ya Murat tam ihtiyacım olan anda bu videoyu çektin, işte tam şunu hissediyordum ki cevap oldu videodakilerde. Yani bu niye olabiliyor? Bu ben kolektifte buna ihtiyaç olduğunu duyabildiğim ve bu çağrıyı alabildiğim için oluyor. Ama tabii ki mail kutuma şey gelmiyor. Merhaba Mora, insanların kök çakra ile ilgili bilgiye ihtiyacı var. Video çeker misin? Yani kozmik olarak bu olmuş oluyor tabii ki ama bana böyle oturduğum yerde gelen ilhamlar veya benim hayatın içinde bir şeylerle yoğrulmam. Bu bile aslında hani bir görevlilik, şöyle bir yerden görevlilik. Yani ben her birkaç haftada, her birkaç günde kendimin nelerin içerisinden geçtiğimin, nelerle yoğrulduğumun, neleri dönüştürmekte olduğumun veya nelere farkındalık getirmekte olduğumun çok farkındayım genelde. Yani özellikle bir 3-4 yıldır bu böyle, daha da ziyade her yıl, her ay tabii ki artıyor. Astrolojiyle bağlantım da böyle başladı bu arada. Ama şunu anlamaya başladım bir yerden sonra, ya ben bu 3-5 gündür bundan geçiyorsam bundan geçen çok insan olmalı. Ve oradan geçtikten sonra dönüştürdüğüm şeyi aslında anlatıyorum. O yüzden sizde de rezone oluyor. Ve bu aslında bana kozmostan gelen çağrı. Hadi otur bu konuyu anlat veya şu konudan şu şekilde bahsetsem acaba, hani kimse bu konuyu tam da böyle anlatmıyor dediğim yerler aslında bana yukarıdan İlhamın gelmesiyle oluyor bir şekilde. Ama o sezgiyi dinleyebilme veya şöyle yapsam güzel olur muydu sesine sırtımı dönmeme kasını ben bir şekilde geliştirdim tabii. O ayrı mesele. Ancak yani bu şekilde ilhamlar, fikirler aslında hayata geçirseniz tüm kolektife katkısı olabilecek şeyler her an akıyor, akmakta. Fakat diğer sesler o kadar yüksek ki veya illüzyon dediğimiz şey, hani günlük telaşlar, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, şu şöyle dedi, bu böyle dedi veya ben işte fıtrat olarak aynı insan olup hala bu sezgiselliğe, bu kabiliyete, bu kanallığa sahip olup da o işte çalışmaya devam edebilirdim. O zaman benim zihnimde, kalbimde bunu akıtma yer olmayacaktı. Çünkü bu ilhamlar bana gelecekti ama ben 100 bin tane sesin içerisinden onu
duymayacaktım. Zaten en büyük farkındalığım da burada olmuştu. Sanatçının yoluna başladıktan belli bir süre sonra oldu bu. Onu da ara ara anlatıyorum. Aslında kendimin ne yapması gerektiğine bir sonraki adımda buna dair bir yönlendirme aldığımı fark ettim. Ama o ses böyle o kadar cılız bir şekilde zihnimden her an akmakta olan yüzlerce düşüncenin arasından geçip gidiyordu ki ve o kadar önem vermiyordum ki zamanla hani o kendi içime gelen ilhamlarla oraya akan şiirle, şarkıyla, oraya gelen sözlerle, oraya gelen fikirlerle bağlantımı kestikçe ve üstüne daha ağır şeyler eklendikçe onların sesi duyulmaz olmuş. Ben zaten sonra o yüzden anksiyete yaşamaya, geceleri uyuyamamaya başlamışım. O kadar büyük bir yaratım enerjisi içeride tıkanıyor ki. Yani şey yapmaya çalıştığınızı düşünün. Gürül gürül akan bir nehrin önüne baraj çekiyorsunuz ve orada birikiyor su. Okey ama o suyu hiçbir zaman kullanmıyorsunuz. Kullanmadıkça birikiyor, kullanmadıkça birikiyor, kullanmadıkça birikiyor ve siz sadece barajın duvarını yükseltiyorsunuz. Bir süre sonra ne olur o su? Yani köyü sel bastırır tabii ki. Bana da öyle olmuş yani geçmişe baktığımda. Ben zaten küçüklüğümden beri çok aidiyet hisseden bir insan olamadım. Yani bunun işte o kök çakrayı dengesizleştiren bir tarafı da var. Evet. Çok böyle dışlanma, yalnız kalma paterni, korkusu olan, kendi kendini izole eden, kendi kendini dışlayan, dışarıdan çok sosyal görünse bile hiçbir zaman kalbini açmadığı için tam bağ kurmayan, hep böyle bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda falan bir karakterdim yani. Evet hani o sağlıksız olan ve ben bu dünyaya ait değilim diye düşünüp tamamen o hani kökü ve bu dünyadan beslenmeyi reddeden bir tarafım da vardı. Hala da ara ara çıkıyor ama bence artık en az çıkan şey ya. Bence ben bu kök çakra konusunu hallettim gibi düşünüyorum. Ama öte yandan da gerçekten şunu fark ettim. Aydınlık ucunda da bütün dünyayı evim gibi görüyorum ki fiziksel olarak bir yerin sabit olması bana garip geliyor. Yani o yüzden zaten o ofiste bir işte çalışmak da garip geliyordu. Yani çoğunuza da rezone edecektir bu konuştuklarım diye düşünüyorum. Hani niye ki internet diye bir şey varken ve bilgisayar diye bir şey varken niye hepimiz aynı odada çalışmak zorundayız? Benim çalışma şeklim şey zaten yani aç bilgisayarı, müzik dinle, bir yandan şarkı söyle, bir yandan bir şey ye, bir yandan bir şey iç. Yani ofiste hatırlıyorum bazen gerçekten tam olarak kıçımda kurt varmış gibi. Yani 15 dakikada bir falan kalkıyordum. Bir kahve, bir su, bir çiş, bir atıştırma falan. O yüzden o kadar da kötü bir şey değil belki. Hani o aidiyeti başkalarının tanımladığı şekilde hissetmemek. Hani benim aidiyet anlayışım başka. Ben kendimi o kadar ait hissediyorum ki zaten ne bileyim ülkelerin arasında sınır olması falan da garip geliyordu yani. O zaten geliyordu. Sonradan kendimi bu fikirlere ikna ettim. Biraz dünya üstünde yaşamam kolaylaşsın. O kadar da her şey isyan etmeyeyim falan diye. Ama yani daha ergenken falan şeydim yani ne münasebet. Hani kimin kara parçasının üstüne neyin çitini çekiyoruz arkadaşlar falan gibi bir şey. Yani komik geliyor bana işte. Hani şuradaki havayı parselleyelim. İşte şuradan çektim. Benim oldu bu ülke falan. Tamam okey. Yani istediğin kadar bunu diyebilirsin ama değil yani. Haberin olsun. Velhasıl zaten kalbimde böyle bir niyet vardı ama ya ben biraz zihinsel olarak sabit ve katı bir insan olabiliyorum. Artık bunu kabullendim. Bu kadar boğa ve sabit yerleşimiyle hala o garantiye almaya çalışan, hala o böyle basit yaşam ihtiyaçlarına o kadar tutunan bir halim var ki yani şöyle bir şey itiraf edeceğim. Birkaç video önce birisi şey demiş. Ya pardon, yanlış anlamazsanız işte telefonunuzu bir yere koyup çekseniz olur mu falan. Yani teşekkür ederim. Ama benim tripodum kırıldı. Ve Meksika'da böyle şu an olduğum yer aslında biraz ya köy bir değil ama kasaba gibi ve çok böyle imkanları falan olan bir yer değil yani. Tripod alamadım.
O yüzden elimde tutuyorum yani. Yoksa ben de bayılmıyorum kol kasığımla böyle şey yapmaya, video çekmeye. Yakında yine kasaba gibi olan ama buradan hadi bir tık daha büyük bir yer var. Bir tık büyük alışverişleri falan oradan yapmak gerekiyor. Geçen gün oraya gittim. Ya bütün mutfağa kilo kilo alışveriş yaptım. Bakliyatlar şeyler falan. Sonra ama kendime tripod bakmayı unuttum o gün. Ve sonra dedim ki ya bu ne kadar boğa olabilirsin ya, ne kadar boğa olabilirsin yani, başımda çatı olsun, yemeğim olsun falan, böyle bir karakter olabiliyorum bazen. Dolayısıyla da kafamda böyle şeyi, hani bu şu an yaptığım şeyi yapmayı, gezeyim, gezerken çalışayım, o kadar böyle koşullara bağlamıştım ki yani, böyle hırs, her şey önden gitmeye çalışıyorum, her şey çok böyle önden didik 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 planlıyorum. O yüzdendir ki zaten teslimiyetle ilgili konular benim için çok büyük öğreti. Tabii ki benim hani sosyal medya veya maddiyat olarak belli hedeflerim var. Ayda şu kadar kazanmak istiyorum, bu kadar takipçi olsun vesaire. Ve böyle çok 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 büyük paralar kazanma seviyesine gelip ondan sonra gitme hakkını kendimde görüyorum. Öyle bir mekanizma, öyle bir ödül vermişim kendime. O kendimi o kadar zorluyorum ki, çünkü şu bir yılda nereden nereye geldim diye bakınca, yani daha ne yapacaksın ya, daha ne yapacaksın oluyorum yani. Bilmiyorum burada ne görüyorsunuz, ne hissediyorsunuz ama şu an yaptığım şey, yani bütün aile karmam, tüm o kolektif, kadın, para, yani o kadar fazla şey dönüştürüyorum ki muhteşem bir yere geldiğimi düşünüyorum. Ve bunu illa böyle rakamlarla vesaireyle ölçmek çok yersiz. Yani yaşadığım hayatın kalitesi bir yıl önceki kendimin vizyonlayabileceği bile bir şey değil. Hani öyle söyleyeyim. Yaşadığım tatmin, hayattan, mutluluk. Yani geçen hafta ben full şöyle bir yerde yaşadım bu arada. Bütün astrologlar diyor ki bu yeni ay harika bir yeni ay. Bütün manifestlerinizi yapın falan. Ben böyle kağıtlara bakıyorum. Gökyüzüne bakıyorum ve diyorum ki ne isteyeceğim? Hani istemiyorum çünkü şu an çok iyiyim. Çok şükür yani bu arada. Tabii ki bir sürü şey yapmak istiyorum ama hani şurada bir tatmin var. Ve böyle çok işte garantici olmaya çalışıyorum bir yandan. Halbuki yani şey var, kalem var, kağıt var, hesap var. Yani şu an gitsem giderim gerçekten diyebileceğim bir noktadaydım. Biraz ailemden de destek istedim bu konuda. Ama ya hayat o kadar lineer çalışan bir şey değil ki. Ben bekleyip bekleyip sıkıla sıkıla nerede yaşamak istediğimi bilmeye bilmeye, o evde oturup bunları yapmaya çalışsam gösteremeyeceğim bir gelişme gösterdim gerçekten. Ruhumun çağrısına kulak verdim. Tabii ki yani öyle bir backpacker gibi her yere gezmek değil tabii ki niyetim. Yine kendime yakın düşünen, hisseden insanların yaşadığı, doğayla bir olacağım, çağrısını hissettiğim, kalben yakınlık hissettiğim coğrafyalara gitmek burada mesele. Öyle de yaptım ve hani öyle yaptığım için tam tersi işlerim açıldı. Daha yeni, daha farklı şeyler üretmeye başladım. Yani arkamdaki manzara, tipim, her şeyim değişti. Bunlar yansıyor. Dolayısıyla yani o gitmek istediğimiz yere neyin götüreceğini bilmiyoruz. Benim de burada olmam gerekiyormuş. Burada olmam hayırlısıymış. Böyle bir planım da yoktu bu arada. Hani önceden planım olsa çok yükselsem falan. Önden böyle mental bir hazırlık da yapardım. Yok yani Meksika'nın M'si ne düşünmüyordum. Ama bir süredir şeyi anladığım bir yerdeyim zaten. Benim o ideallerimdeki şeyin nerede, kimde, nasıl, ne zaman falan olduğunu ben bilmiyorum. Bunu kabullenmek o kadar rahatlattı ki sadece neyi hissetmek istediğimi biliyorum. Hayatla ilgili bazı standartlarımı biliyorum ama yani ben koskoca dünyanın üstünde hangi lokasyon bunları bana sağlayacak? Ben nereden bilebilirim yani? Onu yapmak için o zaman arşın arşın her yeri dolaşmam ve yaşamam lazım. Öyle bir şey mümkün değil. Onun yerine ne istediğimi beyan ettim. Benim hayat standardım bu. Yani mesela ben yılbaşında bir tane hedefler kağıdı yaptım kendime. Hedefler, manifestler, istekler ne derseniz. Ama bunu çok detaylı bir şekilde yaptım. Rakamlı bir şekilde. Ben güzel olmak istiyorum. Öyle bir şey değil. Kaç kilo olmak istiyorsun? Cilt bakımınla ilgili ne yapacaksın? Saçına ne yapacaksın? Her hafta yürüyüşe mi çıkacaksın? Efendim, sigarayı mı bırakacaksın? Cildin kötü olmasın. Yani nedir? Senin için güzelliğin tanımı ne? Veya senin için zenginliğin tanımı ne? İşte 1 milyon dolar. Peki,
1 milyon doları olan herkes zengin midir? Ya da 1 milyar doları olan herkes zengin midir? Senin ya o parayı alınca ne yaparak zengin hissedeceksin kendini? Bana sadece işte gökten bir para yağması veya şurada beni 100 bin kişinin takip etmesi, gerçekten ben sabah yataktan kalkamıyorsam veya sıkılıyorsam sosyal hayatımda, bedenim sıkışıksa bunun hiçbir anlamı yok ki. O yüzden mesela şöyle bir madde yazmıştım. Kendi otantik yolunu yürüyen insanlarla birlikte olmak istiyorum. Benim arkadaşlarım kendiyle çalışan, kendi özüne doğru keşfe çıkmış ve bunun üstüne aktif bir çaba sarf eden insanlar olmalı. Yani öbür türlü ben onlarla ne konuşacağım ki? Ya da en basitinden meditasyon pratiği olan veya hadi olmasın yani bir spor dalını yapan. Spor yapan ya, bedenine vakit ayıran bir insan değilse karşımdaki, onunla konuşacak bir şeyim yok. Neden? Bu işte eskiden bana ne kadar dışlayıcı falan gibi gelebilirdi yani birisi bana bunu söylese. Ama hani bir düzeninizi hiç bozmadan, ekmeden, ay bu hafta gidemedim deyip salmadan, sermeden bir gidin bakalım spora. 2 ay, 3 ay hiç sektirmeden kendinize verdiğiniz sözü bir kere tutun. Fiziksel hedeflerinizle ilgili. Bakın iradenize ne oluyor? Bakın mental gücünüze ne oluyor? Bakın kendi egonuzla ve dirençlerinizle aranızdaki ilişki ne oluyor? Şimdi o patikadan geçmemiş bir insana ben ne anlatacağım? Ve bu söylediğim şey bare minimum, yani en kötü baz seviye. Onun üstüne tabii işte kendi işini yapmaya çalışan, kendi öz yolculuğunu bulmaya çalışan, kendine dayatılan değil de kendi seçtiğini yaşamaya çalışan biri olduktan sonra başka challenge'lar, başka sınavlar geliyor ve onların içinde yolculuk etmemiş bir kişiyle tınlama ihtimali çok 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 zor ve gerçekten çok büyük eforlu. O yüzden kendime böyle arkadaşlar istedim ve onları ben hani bana gelen bir parayla satın alamayacağıma göre benim maddi hedeflerin yanında veya maddi isteklerin, beklentilerin yanında bunları da kendime koymam lazım. Haftada birkaç gün dans etmek istediğimi yazmışım, kilomu yazmışım. Hepsi güzel gidiyor yani maşallah. Buraya nereden geldim bilmiyorum. Ama bence bu videoda çok iyi şeyler anlattım. O yüzden de görebildiğim kadarlık bir sürede hayatım böyle olacak gibi görünüyor. Yani belirli süreler bir yerde yaşamak, oranın havasını, suyunu deneyimlemek, daha iyi tanımak, bir komünitede neler çalışıyor, neler çalışmıyor, benim hayatla ilgili beklentilerim, insanlarla ilgili beklentilerim, kendiyle bir çalışma içerisinde olan daha yüksek bir gerçekliği arayan, daha derin, daha derin, daha derin hakikati arayan, kendi içine bakan kişilerle olmak beni de geliştiriyor. Ben de buraya ait olmayan tarafları ayrıştırabilmeme yardım ediyor. Kendini sevgiye, hakikat yoluna adamış kişilerin bilgelikleri sadece onlarla interaksiyona geçtiğimde bile beni bazı şeylere inisiye edebiliyor. Çok güzel kalpli insanlarla tanışıyorum. Yani ben belli bir idrak seviyesinde, belli bir farkındalıkta olmadığım zaman, bir şey kalbime getiremediğim zaman bunu o kadar güzel alıp, yumuşatıp bana beni gösterebiliyor ki bence asıl ustalık burada başlıyor ve kendim de bu ustalıkta olabilmeye niyet ediyorum. Çünkü kendime alan tutma kapasitem, kendime olan şefkatim, kendime verebildiğim sevgi o kadar kısıtlıydı ki yok denecek seviyedeydi. Dolayısıyla diğerleriyle interaksiyonlarımda da hem öğrenme hem öğretme şeklim daha az sevgi dolu yerlerden olabiliyordu. Bunları daha yüksek sevgiyle ve şefkatle yapabilen bir versiyonuma dönüştüğümü hissediyorum. Hem kendime karşı, hem arkadaşlık, dostluk ilişkilerimde, partner ilişkilerimde, hem danışanlarıma karşı ve benim için böyle sabrın, yumuşaklığın çok büyük bir öğrenilmesi gereken erdem olduğunu ve büyük bir sınav olduğunu görüyorum bu hayatta. Çok sabırsız olduğumu görüyorum. Her şeyin hemen saniyesinde bir an evvel olmasını
istediğimi görüyorum. Kendime karşı zaten bu yüzden bu kadar şefkatsiz olduğumu görüyorum. Yıllarca ve insanlara karşı da aynı şekilde çok böyle peşin hükümlere çok hızlı vardığımı, ilişkileri inşa etmek, bağ kurarak böyle tuğla tuğla üst üste koyarak bir şeyler yaratmak, özellikle de insan ilişkilerinde bunu yapmak konusunda bu yüzden bugünlere kadar büyük büyük sıkıntılar yaşamış olduğumu görüyorum. Bunlarla çalışıyorum. İşte benim bunlarla çalışabilmem için veya bir sonraki aşamada başka bir konuyla çalışacağım belki. Hayatımda bazı koşulların sağlanması lazım ve benim bunlarla çalışmam lazım ki hizmet ediyor olayım. Zaten kendi üstümde dönüştürdüğüm şey herkese hizmet oluyor. Oturup ille de bu videoda anlatmak değil, benim kendimin en iyi versiyonuna dönüşmem hizmet oluyor. Bu hizmetin açığa çıkabilmesi için bazı fiziksel koşulların sağlanmasına ihtiyaç var. Evet, kıtlık bilincinde ve survival mindset'te, yani hayatta kalma bilincinde olmamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Ancak o zaman ruhsallığa, içsel yolculuklara geçiş yapabiliyoruz. O yüzyıllardır nesillerden taşıdığımız sadece hayatı idame ettirme, minimumla yetinme, bu kafalardan çıkmak, içsel özgürlüğümüzü keşfetmek gerekiyor. Çünkü kıtlık dışımızda olan bir şey değil. Dünyanın büyük bir çoğunluğu belki her zamankinden zengin. Her ne düşünürsek düşünelim, her ne manipülasyon, illüzyon yaratılıyor olursa olsun medyada, bu kadar büyük nüfuslu bir dünyada hemen hemen, yani neredeyse herkesin yeme erişimi var. Yani vahşi doğada yaşamıyoruz. Bilmem ne yapmıyoruz. Yani biz sadece o içimizdeki şartlanmışlıklardan hala kendimize varlık içinde yokluk yaşatıyoruz yani. Ve algımızı sadece değiştirerek varlığa ermek, varlık bilincine ermek mümkün. Bu yüzden seve seve algımızla çalışacağız. Ben ayrıcalıklı bir insan değilim. Benim babam zengin falan değil. Çok büyük maddi sıkıntılar çektim çocukluğumda ve çok düzenli işler yapması, sadece maaşlı, garanti işlerde çalışması beklenen, kendimden de bunu bekleyen böyle bir insandım. Zaten ne olsa sırtım yere gelmez, zaten şuyum var, buyum var deme gibi bir şansım yoktu ki. Ben hani kendim için o an vizyonumun yettiği kadarıyla, ailemin, öğretmenlerimin vizyonunun, aklın fikrinin yettiği kadarıyla en iyi olabileceğini düşündüğüm şeyi yaptım. Çalıştım. Yani yıllarca ders çalıştım ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine ve en iyi belki de gelecek vaat ettiği düşünülen bölümlerinden birine girdim. Yani öyle babamın parasıyla falan gezmiyorum. İlmek ilmek yaratıyorum bu hayatı ve bunu ben yaptıysam, yapabiliyorsam hepimiz için mümkün ve çok daha fazlası her zaman hepimiz için mümkün. Zaten bunu kendim yapmayı, bütün dirençlerime, bütün illüzyona, bütün algıma, bütün korkularıma, bütün kaçmak, garanti oynamak isteyen, kendini küçük tutmak isteyen versiyonlarıma rağmen yapma yoluna kendimi kalpten adadım ki hepimiz bunu yapabilelim ve hep birlikte buradan gidelim. Buradan çıkıp gidelim. Çünkü oturduğun yerden sistem şöyle, sistem böyle falan demek kolay. Ya. Sistem kim? Göremiyorum. Bizden başka birini göremiyorum burada. Sen oyun oynamazsan, ben oynamazsam, öbürü oynamazsa, öbürü oynamazsa nerede sistem? Kendi oyunumuzu yazıp çizip içine de kendi kurallarımızı yazmaktan başka bir çıkış yolu göremiyorum. Ben şu anda bunu yapıyorum. Böyle sorularınız olursa, yorumlarınız olursa bekliyorum. Her birinizle tanışmak, yorumlardan, DM'lerden birebir alışverişe geçmek de beni çok mutlu ediyor bu arada. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Geçen videolarımdan bir tanesinde birden fazla kişi çok güzel bir sohbetti, seninle sohbet ediyormuş gibi hissettim filan yazmış ve çok hoşuma gitti. Çünkü bunun olmasını istiyorum. Evet, sizinle sohbet etmek çok güzel. Kendinize çok güzel bakın. Görüşürüz.